Geri dönüp bakınca koca bir sezonda ne dizilerden bahsettik. Yani düşünün bir adam var, Türk televizyonlarında ne kadar dizi varsa neredeyse hepsinin konusuna hakim. Evet, mahalle esnafının tikiyle dalga geçtiği bir meczup gibi gelse de o adam benim. Düşündüm de toplumun ve aile bütünlüğünün içinden delip geçen dizileri etkilenmek için pamuk ipliğine bağlı insanların farkına varın diye izlediğim tüm bu yapımları şimdiki yaşımda değil de Çocuk yaşlarımda izleseydim normalde de bir erkeğe iki kadın düşmesi gerektiğini zannedip geri kalan hayatımda da iki kadının arasında kalamadım diye depresyona girebilirdim. Çünkü dizilerimizde bu konuyu normalleştirme öyle bir safhada. Neyse bunlardan önümüzdeki yazda bol bol konuşacağız sanırım. Yani yaz okulu sonra. Ama önce şu geride bıraktığımız dizilerle uzaktan eğitim öğretim yılının ilk döneminin dizilerinden birine daha gelelim. Çağatay. Hmm, sanırım konularını uyarlayamadığımız dizilerin adlarını da uyarlamaya başladık. Ama merak etmeyin bu dizide zekasıyla soygun yapan bir profesör yok. Genç bir kızla karısını aldatan bir profesör var. Yani elalem la kasa diye başlar, bize anca la havle paklar. Onu bırak da bu dizinin iki kadın arasında kalan erkeği kim onu söyle hele derseniz bu kez o kontenjanı Erdal Beşikçioğlu'na ayırmışlar. Kendisi dizide bir ceza hukuku profesörü. Tabii... Uçkur bu. Hak hukuk tanımadığından yine bir avukatla evli olan profesörümüz karısını aldatıyor. O kısma birazdan geleceğiz ama önce profesörün kapasitesini anlamamız lazım. Anladık biz o kapasiteyi. Yok yok, daha o kısma gelmedik. Yani mesleki anlamda. Kendisi işinde öylesine başarılı ki ölen bir genç kızın kanının neden az anlayamayan polis teşkilatı profesörümüzün fakültesine gelip olay yerine çağırıyor. Diyorlar ki Hocam biz anlayamadık çözsen çözsen sen çözersin. Hoca da bir bakışta şak diye anlıyor ve diyor ki kız intihar etmemiş öldürülmüş. Bakın burada da kamera var. Yani sanki olay yerine gelen ekip cinayet masasından değil de pimpon masasından peluş ayıcıklara da kamera konulabildiğini öğrenen polisler bu mesleki deha karşısında helal olsun deyip uğurluyorlar profesörü. Nereye? Suçluların arandığı bir televizyon programına. Program bitiyor ve Bakın şu işe arabası da olan sunucu o gün işe servisle gelmemiş mi? Dönüşte de koca televizyon kanalında servis kalmamış mı? Profesörümüz de diyor ki yardım edeyim isterseniz evinize götüreyim icabında. Kız da diyor ki aynısı olur. Ve tabii ki televizyonun başındakiler de çoktan ınının ın, ın diyor. Profesör sunucuyu evine bırakıyor. Kadın da evine çıkarken kıvrak bir bilek hareketiyle profesörün evinde bekleyen karısına çalımı atınca ceza sahasında gelen pası iyi değerlendiren profesörün kendi ağlarla buluşuyor. Ama adam ceza hukukunda profesör, çapkınlıkta amatör olunca bir bakışla cesetleri otopsi yapabilen cazibe merkezi evine girerken parfüm sıkıyor. Tabii ki karısı da işkilleniyor ama ne oluyorsa kızından oluyor. Çünkü başka dizilerde iki yıl boyunca karısını ruhu duymadan aldatabilen, üç senede altı kadını idare edebilen varken işte okumuş adamın hali başka. Hepi topu 2-3 saat sonra kızına yakalanıyor. Ama kız da psikolojik problemleri olan bir kız. Yani dizide hem aldatma var hem de psikolojik problem. Üf. Milletçe en sevdiğimiz. Hı? İşte pilav üstü kuru yanına da cacık gibi. Ben evet. gördüm ben. <laughs> ya ya da <gülüyor> <gülüyor> Neyse işte kızımız babasının başka bir kadınla ilişkisi olduğunu anlıyor. Ama kadınları karıştırıyor. Baba, azza İnci olan sunucunun adını A. inç olarak telefonuna kaydetmiş. Evin hizmetçisinin kızının adı da İnci olmasın mı? Aynı zamanda bu kızın abisinin sevgilisi olan o kızla profesör olduğu için adama hediye verirken baba da ona sarılmasın mı? Profesörün kızı da demek ki babamın hayatındaki kadın bu deyip garaj kapısının önünde sıkıştırıp öldürüyor. Nasıl öldürüyor? Neyle öldürüyor? Bu kanalı takip edenler bu soruyu asla sormazlar. O zaman ben yeni gelenler için söyleyeyim. Bizim dizilerde yetişkin bir erkek tek bir kurşunla, kadınlarda tek bir tokatla ölebilir. Tabi bu dizide biraz daha farklı. Babasının annesine olan ihaneti ağrına giden hafif siklet bir ağır siklete dönüşüyor. Garaj kapısına ve kaldırım taşına vurulan kafayla cinayet işlenmiş oluyor. Baba da tabii ki bütün bilgisini kullanarak olay yerini temizliyor ve o güne kadar kızlarının her istediğini yapan aile bu kez de kızlarının öldürdüğü kızı bahçelerindeki bostana gömüyor. Aslında düşününce hiç de fena bir senaryo değil. Diyorsunuz ki baba bakalım bu zekayla başka neler yapacak. Hiç olmadı kızını yurt dışına gönderip ay benim hormonum büzüşseydi diyerek her sabah mahalle camisini hocayla birlikte açmaya başlar artık diyorsunuz değil mi? Yok. Sanki Bostan'a ceset gömmemişler de patlıcan ekmişler gibi ertesi gün mesleği olan sunuculuğu çok yanlış anlayan kadının kendine gösterdiği bir fotoğrafı sayesinde tekrar evine gidiyor ve... Karşılaşmada ikinci yarı başlıyor. Peki profesörün karısı ne yapıyor? O da 2005 model Celeron işlemciyle GTA 5 açılmış bilgisayar gibi kasıyor. Babam ünlü oldu sen olamadın. Burada senaristleri, yönetmenleri, kurgucuları eleştiriyormuşum gibi dursa da inanın çok üzülüyorum. Bu dizide de bir ilk yaşandı ve süre doldurmak için trafikteki bir kırmızı ışığın yeşile dönmesi beklendi. Ama dizinin hakkını yemeyelim ve başrol kadına geri dönelim. Çünkü bu sefer yiğidini evde bekleyen kadın profilinde değil, çalışan, ayaklarının üstünde duran bir boşanma avukatı. Yani katilin babası cinayet uzmanı, karısını aldatan adamın karısı da boşanma uzmanı. Evet özellikle bu sene ne diziler gördük içinde konu yok, ne konular gördük izleyeni yok. İşte böyle bir sektörde açık konuşmak gerekirse Kaatev çok da kötü bir dizi değil. Bakmayın böyle klişelerden bahsettiğimi. Felaketlerin arasında iyi bile. Bilmem belki de böyle düşünmemin sebebi bütün bu entrikalı, gözü yaşlı, aldatmalı dizileri kim izliyor sorusuna içinde bir cevap barındırması. İşte size tüm o saydığım özelliklere sahip yerli televizyon dizisi izleyicisi. İşte size komşuluğu biten mahallede hasret kaldığı dedikoduyu dizilerden sentezleyen teyze profili. Peki bu ölen kız için kimse bir şey yapmıyor mu? Yapıyorlar. Arkadaşları kaybolan kız için inanılmaz etkileyici bir video hazırlıyor. İnci nerede? İnci bir an önce bulunsun. 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 Hani diyorum ki iki karakteri kırmızı ışıkta bekletmek yerine süreyi uzatmak için şu kampanya üzerinden mi biraz uğraşsaydık? Ben de dedim aslında aynı cümleyi beş kere daha tekrarlayacaktık da yönetmen. Ha öyle değil mi? Tabi olay sosyal medyada oluşturulan hashtaglerle üzerine düşülen bir kadın cinayeti haline geliyor. Ama halk polisten değil bir televizyon programından daha çok umutlu. Kardeşini arıyorlar televizyonda. Onların çözemediği mesele yok. Siz rahat olun. Yani özetle ne oldu? Yine bir adam iki kadın arasında o piti piti yaparken olan yine başka bir kadın oldu. Sanırım araştırılsa bütün videolarımda en çok kullandığım kelime yinedir. Ve yanlışı normalleştirmeye giden en etkili yol da yinelemektir. O yüzden yaşı küçük kardeşlerimizi uyarayım da ne olur ne olmaz. Çünkü duyuyorum ben aynı yaşlarda Barış Manço'nun Adam Olacak Çocuk programını izlerken bugün o yaşlarda ailesi tarafından sadakatsiz izlettirilen çocuklar da var. Biliyorum her dizide aynı şeyi görüyorsunuz ama İlişkinin normal olanı 3, 5 ya da herhangi bir doğal sayıda değil, iki insan arasında yaşananı. Ve artık anne babalar farkına varmadı. Belki abarttığımı düşünebilirsiniz ama en başında da söylediğim gibi, siz farkında olmasanız da izlediklerimiz de uzaktan eğitimin bir parçası.